Ülke TV ekranlarından Herkesin Başkanları Konuşuyor programına hoş geldiniz değerli izleyiciler. Akarsu ve gölleri, soğuk su kaynakları, yaylaları, eşsiz kum plajlarıyla dinlenmek için ideal doğa harikası bir şehir. Düzce'yi konuşacağız. Düzce Belediye Başkanı ve aynı zamanda 65. Hükümet Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Doktor Faruk Özlü stüdyo misafirim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ne güzel bir şehirden geliyorsunuz Sayın evet, Başkanım. Gerçekten hem akarsuları hem gölleri hem doğa harikası. Gerçekten Düzce çok güzel bir şehir. Şöyle tarif edeyim. Doğu batı ekseninde giderseniz Düzce'nin güneyi yayla ve şelale, kuzeyi tarih ve denizdir. Evet. Düzce'de çok sayıda şelale, yayla, mağara, rafting alanları vardır. Mutlaka gezilmesi, görülmesi, kalınması gereken bir yerdir. Evet, dinlenmek için ideal bir yer. Hatta sizin yönetiminizde, sizin yaptığınız projelerle daha da güçlendi, daha da güzelleşti diyebiliriz. Göreve geldiğiniz evet. günden beri birbirinden güzel projelerle başarılarınızı taçlandırdınız ve bunların arasında Konurap'taki kazı çalışmaları var, içme suyu projeniz var. Pek çoğu var ama sizin için en önemli yatırım hangisi? Ben göreve başladığımda Düzce'de ciddi bir çöp sorunu vardı. Evet. Yani çöplerin vahşi depolanma alanlarına bırakılması sorunu vardı. Ciddi şikayetler vardı. İlk ele aldığım konulardan birisi çöp konusudur. Düzce'nin katı atık sorunudur. Bu sorunu çözmek için ilk 18 ayda güzel bir tesis kurduk. Bu tesiste şu anda çöpten enerji üretiyoruz. Daha önceki dönemlerde aslında İstanbul'a su sağlayan Melen Havzası'na çok yakın bir yerde vahşi depolama yapılıyordu. Biz vahşi depolamaya son verdik ve kurduğumuz tesiste şu anda çöpler geliyor, ayrıştırılıyor, işleniyor. Bir kısmından enerji üretiliyor. Bir kısmından da TÜBİTAK'la yaptığımız çalışma sonucunda organomineral gübre üretmeye çalışıyoruz. Şunu ifade edeyim. Aslında bir çöp tesisi değil, aslında bir lavanta bahçesi. Çünkü bu tesisin bulunduğu alanı da ciddi bir peyzaj çalışması yaptık. Lavanta bahçesine çevirdik. İnşallah önümüzdeki günlerde lavantalar açacak. Düzce'de lavanta bahçeleri arasında bir katı atık işleme ve arıştırma tesisimiz olacak. Ne güzel. Aslında hem israfın önüne geçmek için hem de ekonomiye kazanç sağlamak için Düzce'de kurmuş olduğunuz o örnek tesis güzel. Hem mis gibi lavanta kokuyor, o çöp kokuları şimdi, olmuyor. Çiçek şöyle, bahçesine çevirdiniz aslında ben, oraları. Ben şunu ifade edeyim. Aslında bu katı atıkla ilgili yaptığımız evet. çalışmada 3 tesis kurduk. Bunlardan birisi katı atık işleme arıştırma tesisidir. Şu anda ekrandaki tesis. Evet. Burada dikkat ederseniz bu tesiste hibrit yöntemle aynı zamanda güneş panellerinden elektrik enerjisi de üretiyoruz. Evet. Sadece çöp tesisindeki şeyden organik maddelerden çöp üretmiyoruz. Aynı zamanda elektrik enerjisi de çöpleri üretiyoruz. Çöpleri ikiye ayrıştırıyordunuz değil mi? Yanlış bilmiyorsam organik ve inorganik olarak. Evet. Gelen çöpler önce ikiye ayrıştırılıyoruz. Organik kısımlar fermentasyon tankına, biyogaz havuzuna gidiyor. Evet. İnorganik kısımlar da geri dönüşüm ve geri dönüşümle birlikte dolgu maddesi olarak kullanıyoruz. Aslında biz 3 tesis kurduk. Bir tesis değil. Bu bir tanesi katı atık işleme ve arıştırma tesisi. Evet. Bir tanesi de tıbbi atık tesisi. Tıbbi atıklarımızı işlediğimiz, sterilize ettiğimiz bir tesisimiz daha var. Burada daha önce Düzce'de toplanan tıbbi atıklar Sakarya'ya gönderiliyordu. Sakarya'da sterilize ediliyordu. Evet. Kendi tesisimizi kurduk. Kendi tesisimizde bunları işliyoruz. Üçüncüsü de aktarma istasyonu kurduk. Aktarma istasyonu Düzce'nin ilçelerinin aslında bu çöp tesisi sadece Düzce merkezin değil, bütün ilçelerin de içinde olduğu Düzce Katı Atık Birliği adı altındaki yapılanmanın ortak tesisidir. Biz mesela ilçelerimizdeki toplanan çöpleri de bir aktarma istasyonu kurduk. Bu aktarma istasyonu topluyoruz. Buradan bu tesise naklediyoruz. Özetle biz ilk 18 ayda göreve geldikten sonra bir katı atık işleme ve arıştırma tesisi, bir katı atık aktarma istasyonu, bir de tıbbi atık tesisi kurduk. Şu anda Düzce'nin çöple ilgili herhangi bir sorunu yok.
Bundan sonraki aşamada toplumu bilinçlendirme noktasında çalışacağız. Kaynağında araştırmaya önem vereceğiz. Daha temiz şehir, temiz şehir Düzce konseptini uygulamaya devam edeceğiz. Evet, çöpler toparlanıyor. Hatta kokmadan çiçek bahçesine dönüştürüyor. Evet. Bir de dağ çileği. Yanlış bilmiyorsan değil evet, mi onu Sayın unuttum, Başkanım? Onu unuttum dağ söylemeyi. Dağ çileğini es geçmeyelim. Çok evet, da evet. ünlüdür orada çöplerin aslında, gübresinden, suyundan. Evet, evet. Aslında onu unuttum söylemeyi. Bu tesis içerisinde bir de seramız var. Evet. Bu serada dağ çileği üretiyoruz. Tesis ziyarete gelenlere bir sepet dağ çileği ürünü hediye ediyoruz. Çöpün gübresinden, çöpün suyundan elde ettiğimiz dağ çileğini gelen misafirlerimize ikram ediyoruz. Evet, geldikleri zaman hem doğayla iç içe oluyorlar hem de dağ çileklerinin mis kokularıyla birlikte evet, geri dönüş yapıyorlar. Evet. Herkes gelmek ister. Bu entegre bir yapılanma evet, oldu. Katı atık konusunda gerçekten başka illerde örnek olabilecek bir yapılanmadır. Katı atık tesisi, tıbbi atık tesisi, hı hı, katı atık aktarma istasyonu. Evet. Bununla beraber tesisin peyzaj düzenlemesi ve çilek yetiştirilmesi. Kalıcı bir tesis. Kesinlikle öyle. 29 yıl süreyle işletilecek olan bir tesistir. Sayın Başkanım, şimdi bunlar çok güzel ama bunun dışında oksijenden sonra yaşamımızdaki en büyük madde su. Siz demiştiniz ki bir programda suyun izini takip eden Düzce'ye gelir. Evet evet öyledir. Evet, böyle öyledir söylemiştiniz. Şimdi Düzce'nin içme suyu problemini çözmeye kararlıydınız ve çözdünüz de. Kesinlikle kararlıyız. Bakın ben şunu ifade edeyim. Biz aslında klasik bir belediyecilik yapmıyoruz. Bütün faaliyetlerimizi projelendiriyoruz. Biz projeci bir belediyecilik yapıyoruz. Projecilik ne demektir? Projelerde biliyorsunuz bir projenin girdisi vardır. Projeden beklenen fayda çıktısı vardır. Yine projenin bir bütçesi vardır. Evet. Ve yine projenin bir takvimi vardır. Yani bizim yaptığımız bütün işler, sosyal faaliyetler dahil, girdisi, çıktısı, süresi, takvimi ve bütçesi olan işlerdir. Biz sistematik çalışıyoruz. Ve bakın belediyecilikle ilgili bütün çalışmaları da sistematize ettik. Belediyecinin 10 temel esası var. Ve biz bu 10 temel esası 100 projeyle projeyle destekliyoruz. Yani bu 10 temel esası, 10 temel hedefi gerçekleştirmek için 100 proje yürütüyoruz. Düzce için bunları yapacağız. Şunu ifade etmek isterim ki bizim bütün işlerimiz kalıcı işlerdir. Geleceğe mahtuf işlerdir. Biz Düzce'nin bir şehrin gelecek 50 yılını planlıyoruz. Gelecek 50 yıl içerisinde Düzce tarımda, turizmde, ticarette, sanayide hangi noktaya gelecek, hangi istikamette doğru yürüyecek? Bunları bir kongre yaptık. Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi 2021 yılının Aralık ayında yaptık. Orada bunları tartıştık, konuştuk, belirledik ve bu şehri bu planlamaya göre organize ediyoruz. Çevre düzeni planı hazırlıyoruz. Evet. Çevre düzeni planında da bütün bunları yerleştiriyoruz. Düzce'nin tarım alanları, Düzce'nin sanayi bölgeleri, Düzce'nin turizm potansiyeli, bunları Düzce'nin ticaret potansiyelini bunları sistematik bir şekilde programlıyoruz. Evet, içme suyu ile ilgili de mega bir proje olduğunu söyleyebilirim. İçme suyunu anlatmam evet, gerekir. Lütfen. Gerçekten Düzce'nin şu anda kullandığı içme suyu arıtma tesisi evet, olsun, şehir şebekesi olsun, 1990'lı yıllarda yapılmış. Tabii 90'lı yıllardan sonra Düzce 3 önemli deprem yaşadı. Evet. 99 yılı depremi, yine 2023 22 yılı 23 Kasım depremi. Bu depremlerde içme suyu şebekemizin hatlarında ciddi hasarlar meydana geldi ve 90 yılından itibaren Düzce nüfusu çok arttı. Bakın 90'lı yıllarda Düzce nüfusu yaklaşık merkez nüfusu 30-35 bin civarındayken bugün Düzce'nin merkez nüfusu 250 binler mertebesinde. Artan nüfus, yaşanan depremler Düzce'nin içme suyu sıkıntısı yaşamasına sebep oldu. Evet. Ben göreve geldiğimde içme suyu sıkıntılarımız vardı. Kesintiler yapmak durumunda kalıyorduk. Bugün çok şükür aldığımız tedbirlerle kesinti yapmak durumunda kalmıyoruz. Ancak şehir şebekemiz çok eski olduğu için şehir şebekesindeki basıncı çok fazla artıramıyoruz. Evet. Çok fazla artırdığımızda borularda patlama oluyor. Şebeke eski.
Az basınç verdiğimizde de üst katlara su çıkmama sorunu yaşıyoruz. Bunları çözmek için iki önemli proje başlattık. Bunların devam gelecek yani. Tabii. İki önemli proje başlattık. Bunlardan birisi Devlet ve Su İşleri ile beraber yürüttüğümüz proje. Evet. Bu projede üç kaynaktan içme suyu temin etmeyi öngörüyoruz. Hı hı. Bunlardan birisi Uğur Suyu, diğeri Bışkı Deresi, bir diğeri de Gürcü Hasar Deresi dediğimiz yerdir. Üçü de temiz su kaynaklarıdır. Bu üç su kaynağında kuracağımız regülatörlerle, kurmakta olduğumuz regülatörlerle su alacağız. Ana ishal hattımız var. Şu anda mevcut ana ishal hattı. Bu da asbestli borulardan oluşan eski bir hat. Bunu yeniliyoruz. Mevcut arıtma tesisimiz var. 25 bin metreküp bölü gün. Bunun yerine yeni bir tesis kuruyoruz. 130 bin metreküp bölü gün tesisin kapasitesini artırıyoruz. Yani şunu ifade etmek isterim ki TSC ile yürüttüğümüz projede Düzce'nin içme suyu potansiyelini, kaynağını önümüzdeki 35 yıl, 40 yıl, 50 yıl yetecek kadar bir kapasiteye ulaştırıyoruz. Projenin kaynağını temin ettik. Bu yatırım programına girdi. İhalesi yapıldı. Proje başladı. Şu anda bu proje yürüyor, devam ediyor. İkinci proje İller Bankası ile yürüttüğümüz proje. Bu da şehir şebekesinin yenilenmesi projesi. Evet. Yaklaşık 1250 kilometre uzunluğunda bir şehir şebekesi var. Bunu tamamen yenileyeceğiz. Bunun da uluslararası bir finans kuruluşundan bunun kaynağını İller Bankası eliyle sağladık. Projesi yapıldı. Bunu da inşallah gelecek günlerde mahalle bazlı olmak üzere bütün şebeke yenileyeceğiz. Bakın şebeke yenilende ne olacak? Şu anda kayıp kaçak oranı %50'ler mertebesinde, evet, üzerinde. Kayıp kaçak oranını %10'ların altına çekeceğiz. Ve tertemiz bir su kaynağı. Musluklardan su içilecek mi Sayın kesinlikle. Başkanım? Kesinlikle. Şu anda içiliyor mu? Kesinlikle. Şu anda kısmen içiliyor. Hazır su alanlar var ama bu proje bittiği zaman Düzce'de yaşayan herkes gönül rahatlığıyla musluklardan rahatça su içebilecek. Bu iki proje, Devlet Su İşleri ile yürütülen proje, İller Bankası'na yürütülen proje, evet, Düzce'nin önümüzdeki 50 yıllık su sorununun çözen bir proje, kalıcı bir proje. Evet, içme suyunu da çeşitlendirmiş oluyorsunuz bu anlamda. Kaynağı çeşitlendiriyoruz. Evet, bakın, kaynağı çeşitlendiriyoruz. Mesela geçenlerde bir sel felaketi oldu geçen yıl. Ana ishal hattımız uçmuştu selde. Düzce 3 gün susuz kaldı. 3 günde Düzce'ye su verdik. Ancak bu yeni proje bittiğinde 3 kaynaktan su alacağımız için herhangi bir şekilde bir kaynakta sıkıntı olması halinde bir deprem, bir afette diğer 2 kaynaktan Düzce'yi besleyeceğiz. Unuttum söylemeyi. Buyurun. Bütün bu projeler kapsamında yaklaşık 100 bin metreküplük bir su deposu da yapıyoruz. Bu 100 bin metreküplük su deposu Düzce'ye bir hafta kaynaklardan su gelmese Düzce'yi susuz bırakmayacak olan bir depodur. Hiçbir şekilde su kesilmeyecek o zaman. Kesinlikle, böyle bir kesintiyle karşılaşmayacak Düzce kesinlikle. Halka. Kesinlikle. Ben şunu tekrar ifade edeyim. Buyurun. Bizim gerçekten bütün çalışmalarımız geleceği kurma, günü kurtarma değil, geleceği kurma üzerinedir. Proje bazlı çalışıyoruz. Bütün yaptığımız çalışmaların altında kesinlikle bir fizibilite etüdü vardır. Kapsamlı bir fizibilite etüdü vardır. Dolayısıyla rastgele işler yapmıyoruz. Bunu ifade edeyim. Sayın Başkanım, bir de ülke ve dünya tarihinde turizme kazandırılması adına sizin önderliğinizde üzerinde durduğunuz Konuralp var. Batı Karadeniz'in tek antik kenti Konuralp. Biliyor musunuz, ilgili İstanbul'a en yakın antik, evet, tiyatro Düzce'de. Biz bu antik tiyatroda kazıları başlattık. %70 oranında kazılar tamamlandı. Onu soracaktım. Bu sene biter mi? Bu sene kazıları bitirmeyi planladık. Bu sene kazılar bitecek. Kazılar biterken eş zamanlı restorasyon projemiz yürüyecek. O bitecek. Gelecek yılda restorasyon faaliyetine başlayacağız. Biz burayı Düzce'nin tarihi gün ışığına çıkarma noktasında önemli bir destinasyon merkezi olarak görüyoruz. Şu anda ekrandaki. Evet. Ve burada biz çok ciddi eserler ortaya çıkardık. Bakın, bu projede bir büyük entegre projeleri. Sadece kazıp bırakmayacağız. Hı-hı. Kazdığımız yeri restore edeceğiz.
ve burayı bir destinasyon merkezi haline getireceğiz. Yine bu bölgede koruma amaçlı imar planı çalışmasını tamamladık. Bu bölgedeki evler artık bundan sonra aslına uygun bir şekilde restore edilebilecek. Burada bir büyük müze kurmayı hedefliyoruz. Şu anda bir müzemiz var. Fakat bu müze yetersiz, küçük. Bir büyük müze kurmayı, güzel bir alan var. Bu alanı kamulaştıracağız. Burada bir müze, burada bir otopark. Otobüslerle veya araçlarla gelenler otoparka park edecekler, müzeyi gezecekler. Güzel bir atlı kapı yolu var. Atlı kapı yolundan geçip antik tiyatroya ulaşacaklar. Burası Batı Karadeniz bölgesinin tek antik tiyatrosu. Evet. İstanbul'a en yakın antik kent, antik tiyatronun olduğu yer. Dolayısıyla biz burayı turizm bakımından, Düzce'nin gelişmesinde bir cazibe merkezi olarak görüyoruz. Şunu ifade edeyim. Bu yaptığımız Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi'nde 4 konuyu tartışmıştık. Tarım, ticaret, turizm ve sanayi. Biz gördük ki turizm bakımından Düzce çok bakir bir bölge. Evet. Yani İstanbul'dan yola çıkın, turizm yatırımları Sapanca'da son buluyor. Ankara'dan yola çıkın, turizm yatırımları Bolu'da son buluyor. Sapanca ve Bolu arası çok güzel bir bölge ama turizm yatırımları bakımından çok zayıf. Dolayısıyla biz bu bölgede turizm yatırımlarının canlandırılması noktasında özel bir çalışma yürütüyoruz. Eminim Konur Alp'in güzelliği kazdıkça daha da ortaya çıkıyordur Sayın Başkanım. Kesinlikle öyle. Konur Alp bölgesi aslında Düzce'nin tarihi, Düzce'nin ilk yerleşim bölgelerinden birisi. Milattan önce 3. yüzyıla kadar dayanan bu kazdığımız tiyatronun bir geçmişi var. Ama şehrin geçmişi 3000 yılına kadar dayanıyor. Yani Konur Alp bölgesinin tarihi milattan önce 3000 yılına kadar dayanıyor. Kent sadece antik tiyatroyla sınırlı değil, değil mi Sayın Başkanım? Hayır, değil, olur mu? Değil. Bir yerleşim bölgesi burası. Hı hı. Biraz tepede temiz bir havası var. Bakanlığın Verem Hastanesi'nin kurulduğu bölgede burası. Havasının temiz ve güzel olması bakımından. Aslında Romalılar bu bölgede Roma hakimiyeti var. Evet. Osmanlı'dan önce. Romalıların gelip yerleştikleri ve kent kurdukları bir yer. Konur Alp bölgesi. Evet. Roma dönemine kadar, erken Roma dönemine erken kadar. Erken Roma dönemi tabii. Tabii, tarih uzuyor, uzantısı evet. Var. Şimdi önümüz yaz, artık baharı yaşıyoruz. Gerçi yağmurlardan pek baharı yaşayamıyoruz ama zannediyorum talep olacak. Bu yağmurlar bizim çalışmalarımızı da etkiliyor. Değil mi? Şöyle etkiliyor. Düzce'de biliyorsunuz yeraltı suları çok yüzeye yakın. Bir yağmur yağması halinde, mesela örneğin kazılarda ara verdik. Çok yağış var, çamur her taraf. Kazılara ara verdik yağmur sebebiyle. Ama güneş açtığında, hava şartı iyileştiğinde tekrar kazılara devam edeceğiz. Mesela park bahçelerde de çalışmalarımızı zor yürütüyoruz. Çünkü çamur. Evet. Çünkü yağmur yeraltı suları yüzeye çok yakın. Belki böyle yaza doğru yaz mevsimi gibi tamamlanmış olur diye düşünüyorum. Hani turizme daha açık olur mu? Şimdi her zaman açık ama biz kazı çalışmalarımızı yağmur yağmadığı zamanlarda yürütüyoruz. Ama burayı gezmek için, görmek için çok hani her mevsim uygun. Bakın bu Apollon heykelidir bulduğumuz. Şimdi Apollon heykeli Ege Denizi'nde, Ege bölgesinde olabilir, Akdeniz'de olabilir ama Karadeniz bölgesinde Apollon heykelinin bulunması çok manidardır. Ve sağlam bulduk. Bütün uzuvları aşağı yukarı var. Bunu da İstanbul'dan gelen bir ekip heykeli topladı müzede. Birleştirdi. Şu anda ilk bulduğumuz zamandaki halini görüyorsunuz. Bu şu anda bütünleştirilmiş bir Apollon heykeli halinde müzemizde görülebilir. Evet, görülebilir. Merakla biz de, aslında ben de görmek istiyorum. İnşallah. Sizi Düzce'ye bekliyoruz evet, efendim. Evet, her defasında söylüyorsunuz. Evet, çok teşekkürler. Sizi Düzce'ye bekliyoruz. Düzce'ye teşrif ederseniz son derece mutlu oluruz. Çok teşekkürler. Çok naziksiniz. İnşallah rahatsız ederiz sizi. Rica ederim. Ne demek? Şimdi Sayın Başkanım, kalabalık şehirlerde en çok yakındığımız trafik.
maalesef çok yakınıyoruz. Çünkü bir yerden bir yere gitmek çok zor. İstanbul için öyle. Düzce için durum nedir bilmiyorum ama burada toplu taşıma araçları imdadımıza yetişiyor. Uzun süre trafikte kalmıyoruz. Sizin uğur böcekleriniz var ve optimize ettiğiniz bir trafik durumu var. Bahseder misiniz? Ele aldığımız konulardan birisi de toplu taşıma sistemidir. Evet. Toplu taşıma sisteminde öncelikle bir ulaşım master planı hazırladık. Ulaşım master planını bitirdik, tamamlandı. Şimdi onun uygulamasına geçiyoruz. Ulaşım master planının ilk aşamasında da, ilk etabı da toplu taşıma sisteminin optimizasyonuydu. O günkü tarihlerde bizim yolcu sayımız yaklaşık 22 bin civarındaydı. 30 binlere kadar çıkmasını bekliyorduk. Buna göre 22 bin ila 30 bin arasında yolcunun olduğu bir şehrin kaldırıcı otobüs büyüklüğü 6 metre çıktı çalışmalarımızda. Otobüslerimizi yeniledik. Özgün bir toplu taşıma modeli oluşturduk. Burada bir şirketimiz var. Sistemi yöneten, bir de hizmet sunan yükleniciler var. Her bir esnaf bir alt yüklenici gibi çalışıyor. Sistem aşağı yukarı oturdu. Ancak bu ara kurduğumuz sisteme ilginin fazlalığı sebebiyle yolcu sayımız çok arttı. Şu anda 40 binler civarında, 40-46 bin arası değişen bir yolcu sayımız var. Bazı saatlerde, sabah ve akşam saatlerinde otobüslerimizin yeterli olmamaya başladığını görüyoruz. Bu durumda tekrar sistemi gözden geçirdik. Yeni otobüslerle, biraz daha orta büyüklük otobüslerle sistemi destekliyoruz. Sabah ve akşam saatlerinde uğur böceklerinin yerine daha büyük otobüsleri devreye sokarak 6 metre ve 8,5 metre olan otobüsler 8,5 metre. Bunlar şu anda 6 metre. Evet. 8,5'luk araçları devreye sokacağız. Bir de elimizde olan eskiden kalan araçlar vardı. Onlar da bu yoğun saatlerde sefer yapacaklar ve trafiği rahatlatacağız. Bugünlerde yolcu sayımızın çok artmış olmasından dolayı bazı hatlarda sabah akşam saatlerinde biraz yoğunluk yaşıyoruz. Bunu da aşacağız. Ben dün şehir merkezinde esnaf ziyareti yapıyordum. O ara şahit olduğum bazı duraklardaki yığılmayı, kalabalığı gördüm. Dedim bunu hemen tedbir alalım. Fakat yarım saat sonra kalabalık kalmadı. Yarım saatte bir yığılma. Aynı saatte işte insanlar eve gidiyor. Aynı saatte işte öğrenciler var gibi. Buna bir çözüm bulacağız. Böyle pik yaptığı saatler var trafiğin. Sabah 8-10, akşam işte 4-6 mesai saatleri. O saatlerde trafiği rahatlatma yönünde yeni adımlar atacağız. Ama kurduğumuz sistem gerçekten mükemmel bir sistem. Hizmet kalitesi de artmış oldu. Evet, örnek alınabilecek bir sistem. Bakın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanımız bizi aradılar. Düzce'ye ziyaret etti. Düzce'de konuştuk. Biz şimdi Düzce'de kurduğumuz modeli gelecek hafta, sanıyorum salı günü bakanımız Düzce'ye gelecek. Düzce'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Düzce Belediyesi arasında bir protokol imzalayacağız. Bu protokola göre biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki toplu taşıma sistemini çalışacağız, optimize de edeceğiz. Orada da Düzce'nin benzeri bir sistem kuracağız. Çok güzel. Aynı şekilde Düzce örnek alınıyor. Bu toplu taşıma modeli konusunda Düzce gerçekten örnek bir şehirdir. Evet. Sadece toplu taşıma değil, bence içme suyuyla ilgili ve çöplerle ilgili. O çöp demeyeyim artık, orası bahçe oldu. Bakın şey söyleyeyim, bunlar belediyecinin en temel konularıdır. Katı atık veya işte çöp diyelim, bunların ayrıştırılması, işlenmesi, bertaraf edilmesi, toplu taşıma sisteminin düzenlenmesi, içme suyu altyapısının yenilenmesi. Gerçekten bunlar cesur kararlardır. Evet. Birçok başkan arkadaşımız altyapı işlerine girmek istemez. Çünkü altyapıda yaptığınız işler pek gözükmez. Onun yerine park yapmak, pamuk şekeri dağıtmak, çocuklara top vermek daha sempatik gelir. Ve bunlar toplumda daha fazla karşılık görür. Ama bizim amacımız bunların yerine kalıcı işler yapmak. Kesinlikle kararlıyız. Düzce'nin çevresini değiştireceğiz. Bakın, sanayi sitemizi taşıyacağız. Modern bir sanayi sitesi yapıyoruz.
Bunun yerine eski sanayi sitesinin olduğu yere yerde bir millet bahçesi, yanında bir millet bahçesi ve kendisinin olduğu yerde de modern konutlar, modern bir çarşı inşa edeceğiz. Düzce'nin çevresini değiştirmeye kesinlikle kararlıyız. Evet, Düzce'nin her noktasında farklı projeler devam edecek bundan sonra. Bakın Astar Deresi, evet. Az önce sudan bahsettik. Evet. Düzce'nin içinden geçen bir deredir. Ödüllü bir projeydi yanlış ödüllü hatırlamıyorsam değil mi Astar ödüllü bir projesi? Proje. Astar Deresi Düzce'nin içinden geçen bir su ama geçmişte bir sel felaketi, bir sel baskını sonrasında selden ya da taşkından koruma duvarları örüldüğü için dere kanal haline gelmiş. Düzce'nin içinden bir kanal geçiyor, bir su geçiyor ama Düzceliler suyla tanışmıyor. Düzcelileri Asar Deresi'nin suyu ile tanıştıran, onlarla su ile buluşturan bir projedir. Asar Deresi Rekreasyonu Projesi. Projeye başladık. Aşağı yukarı 4 aylık bir durma noktası oldu. Çünkü zeminde dere yatağı olduğu için zeminde bir sorunla karşılaştık. Bunları çözdük. Bütün hesaplarımızı, bütün matematiksel modelleri gözden geçirdik, yeniledik. Bakın 8 şiddetinde bir deprem olsa Düzce'de ve bu bir dakika sürse kurduğumuz köprüler, kurmakta olduğumuz sistem asla zarar görmeyecek. Bunun simülasyonlarını yaptık. Asar Deresi'nin içeriden geçen suyun geçen 100 yıllık debi hesaplarının simülasyonunu yaptık. Ona göre projelendirdik. Fore kazıklar tamamlandı. Ankara'da bir firma çelik köprülerin şu anda inşaatını yapıyor. Köprüler bittiğinde getirip yerleştireceğiz. En zor kısmı birinci etabı. Bu birinci etabı ben çok önemsiyorum. Eski balık pazarının olduğu yer. Evet. Bu proje gösterişli otelden şeye kadar, platoya kadar sürecek olan bir proje. Bu projemiz bittiğinde Düzce'nin merkezindeki Asar Su suyu muhteşem bir rekreasyon alanı olacak. Burada kafeler, restoranlar, insanların yürüyüş yolları, bisiklet yolları olacak. Bu da Düzce'nin çevresini değiştirecek olan çok önemli bir projedir. Tam bir sosyal yaşam alanı haline getireceksiniz. Kesinlikle. Biz bu projeyi yaptığımızda Türkiye Belediyeler Birliği bize ödül verdi. Dolayısıyla ödüllü bir proje. Ve bu proje Düzceliler tarafından büyük ilgi gördü. Herkes soruyor, proje niye bekliyor, niye duruyor, niye yapmıyorsunuz diye. Oysa biz matematik modeli, projenin dizayn kriterlerini yeni baştan tanımlayıp projeyi yeniden şekillendirdik. Şimdi Sayın Başkanım, az önce dediniz ki Allah göstermesin tabii 8 şiddetinde bir deprem olsa herhangi bir şey olmaz ama siz 23 Kasım 2022'de 5.9 büyüklüğünde bir deprem yaşadınız. Çok şükür hani bir yıkım ya da bir can kaybı olmadı. Biz bunu bu şekilde biliyoruz. Bunu neye bağlayabiliriz? Yani konu stoklarının yeni ve depreme dayanıklı olmasına mı, kentsel dönüşüme mi, farklı bir şey şimdi var mı? Şimdi 99 depremi Düzce için çok öğretici bir deprem oldu. Evet. Büyük felaket ama biz bu felaketten dersler aldık. Benden önceki arkadaşlarımız olsun, benim dönemimde de olsun deprem yönetmeliklerini harfiyen uyguluyoruz. Ve Düzce'nin konut stoku yaklaşık %75-80 oranında evet. Yeni. Bu geçen 20 yılda oldu. Ve bakın yeni olması konut stokunun deprem yönetmeliklerini harfiyen uyguluyor olmamız ve yine yüksek katlı yapılaşmaya son vermemiz bu son 23 Kasım depreminden bir tek can kaybolmadan sebep oldu diye düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçte de Düzce'de 8 bölgede kentsel dönüşüm gerçekleştireceğiz. Evet. Bunlardan ilki Kültür Mahallesi'dir. İkincisi Şerefiye Mahallesi'dir. Üçüncüsü Cami Kebir ve Cecidiye mahalleleridir. Diğer bölgeler daha Düzce'nin biraz daha dışında olan kısımlar ama 8 bölgede kentsel dönüşüm strateji belgemizi hazırladık. 2020 yılında Çevre Bakanlığımıza sunduk. Onaylarını aldık. Şu anda bunların uygulaması aşamasına geçiyoruz. Yine bir danışman firmamız var. Çünkü buradaki hukuki süreçler çok önemli. Hukuki süreçlerde bir hata yapmadan ilerlemek istiyoruz. Evet. Çünkü kentsel dönüşümlerde özel mülkiyet söz konusu. Özel mülkiyet konusunda insanlar çok hassastır. O yüzden özel mülkiyet konusundaki insanlığımızın hassasiyetini dikkate alacağız. Ve burada hukuken
hiçbir hata yapmamak üzere bir danışmanlık hizmeti şu anda alıyoruz. Ama Türkiye 6 Şubat'ta bir deprem gerçeğiyle yüz yüze geldi. Evet, bir kere evet. daha yaşadık. Maalesef çok büyük kayıplar da verdi. Ben şunu ifade edeyim bu vesileyle. Ben savunma sanayi uzmanıyım. Yaklaşık 25 yıl savunma sanayinde her kademede çalıştım. Bugün ürün olarak envantere girmekte olan evet. ne kadar sistem varsa, İHA'lar, SİHA'lar ne varsa hepsinde ya imzam ya veya parafım vardır. Evet. Ve ben her zaman savunma sanayinin bu ülke için çok önemli olduğunu söylemiş bir kişiyim. Buna hala inanıyorum. Ancak 6 Şubat depreminden sonra kentsel dönüşümlerin evet. savunma sanayinden daha önemli olduğunu söylemek durumundayım. Bakın savunma sanayi için lazım? Bir savaş, güvenlik için lazım. Hı hı. Bakın savaşta cepheler bellidir. Karşıda düşman vardır. İşte belirli dost kuvvetler vardır. Cepheler vardır. İşte asker askere karşı savaşır. Ama neticede savaş ordular arasında olur. Fakat deprem ne ordu, ne yaşlı, ne çocuk dinlemiyor maalesef. Dinlemediği için bence Türkiye'nin en önemli konusu, hatta en çılgın projesi kentsel dönüşüm projeleridir. Bakın bu yönde Çevre Bakanımızın son zamanlarda İstanbul için ifade ettiği çok güzel cümleler var. İstanbul'da büyük ölçekli bir kentsel dönüşüm gerçekleştirilmesi. Aynı şekilde İzmir'in bir büyük ölçekli kentsel dönüşüme ihtiyacı var. Biz tabii küçük bir şehiriz Düzce. Biz Düzce'de geriye kalan %75'ten sonraki geriye kalan %25 konut stokunu yenilemek için 8 bölgede kentsel dönüşüm gerçekleştireceğiz. Bugün Türkiye'nin en büyük sorunu, 6 Şubat'tan sonra söylüyorum, en büyük sorunu alan bazlı, mega büyük ölçekli kentsel dönüşüm projelerini gerçekleştirme konusudur. Birinci konu bence en çılgın evet. proje kentsel dönüşüm projeleri. Bunu bir savunma sanayi uzmanı olarak söylüyorum. Gerçekten savunma sanayi çok önemli. Çok doğru hamleler Türkiye Cumhuriyeti gerçekleştiriyor son 20 yılda. Ama artık 6 Şubat'tan sonra Türkiye'nin bence birinci öncelikli konusu kentsel dönüşümler. Kentsel dönüşüm. Evet. Siz 6 Şubat'ta deprem bölgesindeydiniz mutlaka. Yardım ve destekleriniz neler oldu Sayın Başkanım? 6 Şubat'tan sonra deprem bölgesine iki defa gittim. Evet. Orada epey zaman geçirdim. Önce biz Elbistan'a yardım ettik. Elbistan'a odaklandık. Afşin'le irtibatlarımız oldu. Oraya evet. yardımcı olduk. Ama bizim genel merkezin, genel merkez yerel yönetimler başkanlığımızın yaptığı bir organizasyonda Düzce Maraş'ın Türkoğlu ilçesiyle kardeş şehir ilan edildi. Biz Türkoğlu kardeş şehir olarak ilan ettik. Onlar da bizi kardeş şehir ilan ettiler. Bütün yardımlarımızı kardeş şehir Türkoğlu'na yapıyoruz. Ben bütün bölgeyi aşağı yukarı gezdim. Hatay, Maraş, bütün bölgeyi gezdim. Ama bizim kardeş şehrimiz Türkoğlu'dur. Biz Türkoğlu'na yardımcı olmaya çalışıyoruz. Desteklerinizi halen devam ettiriyorsunuz. Evet, devam ediyoruz. Şimdi Sayın Başkanım, dediniz ki az önce görev yaptığınız savunma sanayi müsteşarlığından Sanayi Bakanlığı'nda hep ilkler size nasip oldu. Az önce de söylediniz mutlaka bir imzam vardır diye. Türkiye'nin ilk tankı, ilk insansız hava aracı, Türkiye'nin ilk kendi savaş gemisi. Hatta evet, Bayraktar'daydı değil mi? İlk evet, sözleşmeyi evet. yaptıran kişi sizsiniz. Bayraktar'da rahmetli Özdemir Bey'le ve oğulları Haluk ve Selçuk'la birlikte evet. ilk sözleşmeyi biz imzaladık. 23 milyon dolardır. Onda o sözleşmenin imzalanması sırasında, bunu da artık söyleyeceğim çünkü lütfen. Yani kayda geçsin. Şöyle savunma sanayi müsteşarlığı ile Bayraktar firması arasında iletişim sorunları vardı. Proje bana verildi. 2011 Kasım ayındaydı. Ben Aralık ayında, yani bir ay içerisinde sözleşmeyi imza aşamasına getirdim. Ciddi bir şey oldu. Çalışma oldu gece gündüz. 2011'de sözleşmeyi imzaladık. Bugün ortaya çıkan SİHA'ların, İHA'ların temel sözleşmesi o sözleşmedir. Hmm. Bunu da bir kitap yazmıştım. Beyaz kitapta. Beyaz kitap. Evet, okudum ben o kitabı. Beyaz biliyorum. Kitapta. Gösterelim mi Sayın Başkan? 184. sayfada bunu da evet. ifade ettim. Burada yazıyor. O süreci
attığımız sayfa orada. Evet, sayfa 184'te evet. Bu anlatmış olduğunuz bilgiler var zaten. Evet, orada bunu ifade ettim. Gerçekten bugün Türkiye, bakın ben bunu şöyle ifade edeyim. Aslında savunma sanayimizle ilgili ilk çalışmalar rahmetli Turgut Özal döneminde başladı. Ben Özal döneminde savunma sanayi müsteşarlığında o günkü müsteşarımız Sayın Vahit Erdem müsteşarımızdı. Ben o zamanlar uzman yardımcısı, proje mühendisiydim. Evet. Şimdi o günkü çalışmalar Türkiye'de savunma sanayinde üretim odaklı çalışmalardı. Yani lisans altında bir ürünü Türkiye'de üretme aşamasıydı. Peki daha önce hazır alma, NATO yardımları hazır alım. Özal döneminde üretim odaklı bir yapılanmaya gitti. Üretimi öğrendi ve bakın o günlerde daha çok joint venture dediğimiz ortak girişim grubu şirketler kurulmuştur. TAI gibi, FNSS gibi, Thomson Tekfen gibi. Fakat AK Parti döneminde, Cumhurbaşkanımızın başbakanlık yaptığı dönemde aslında üretim odaklı yapılanmadan tasarım ve mühendis odaklı bir yapılanmaya geçti Türkiye. Yani üretimden, üretim zaten yapıyor. Evet. Lisans altında üretim yapıyor. TDP, MDP dediğimiz teknik ve üretim bilgi paketleri geliyor. Üretiyor, güzel. Bunu öğrendi. Ama şimdi artık Türkiye kendi tasarımlarını yapıyor. Yani mühendislik katıyor. Yani IP hakları, fikri ve sanayi mülkiyet hakları kendimize ait ürünler yapıyoruz. AK Parti'nin gerçekleştirdiği en büyük devrim savunma sanayinde üretim odaklı bir yapılanmadan tasarım ve mühendis odaklı, tasarım ve mühendislik odaklı bir yapılanmaya geçilmiş olmasıdır. Bunda önceki dönem müsteşarlarımızdan Sayın Murat Bayar'ın büyük katkıları var. Onu da burada anmak isterim. Şimdi bu ilklerin arasında sizin yine emek verdiğiniz Türkiye'nin yerli otomobili TOK da var Sayın Başkanım. Evet. Şimdi şöyle, ben siyasete gireceğim zaman bana CV'mi yazmamı istediler. Evet. Ben aslında CV'mi yazarken fark ettim. Ben Türkiye'nin hep ilklerinde çalışmışım diye. Ama kimisinde uzmandım, kimisinde daire başkanıydım, kimisinde müsteşar yardımcısıydım. TOK'a da bakandım. Şimdi TOK'u bunu ifade etmem gerekir. TOK da şöyle, ilk yapılan çalışma aslında benden önceki döneme ait. TÜBİTAK üzerinden bir otomobil geliştirilmesi, hatta bir lisans alınması söz konusuydu. Ben göreve geldiğimde bunları dinledim. Bir yabancı ülkeden bir modelin lisans alınmış, TÜBİTAK'ta bir çalışma grubu oluşturulmuş, yerli otomobil yapma çalışması. Şimdi bakın, dünyanın hiçbir yerinde araştırma kurumları otomobil yapmaz. Evet. Araştırma kurumlarının görevi başkadır. Otomobil ticari bir iştir. Dünyanın bütün ülkelerinde otomobil tasarlayan, üretenler özel sektör kuruluşlarıdır. Arkadaşlarımızı dinledim, değerlendirdim, çalıştım. Burada bir iş modeli, proje modeli değişikliğine ihtiyacı olduğunu düşündüm. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza gittim, anlattım. Hatta Hasan Bey de vardı. Hasan Bey'le geçen karşılaştık, Hasan Doğan Bey'le hatırlattı. Evet dedim, doğru hatırladınız. Ben anlattım. Anlattığım şey şuydu. Sayın Cumhurbaşkanım, otomobil yapmak bir araştırma geliştirme işi değil, ticari bir iştir. Bunu özel sektöre verelim. Özel sektör öncülüğünde bunu yapalım. Biz destekleyelim. Doğru söylüyorsunuz. Yani doğru söylediğimi ifade etti bana. Sonraki günlerde TOP'taki bir toplantıda baba yiğitler sizden çıksın, özel sektör sizin neredesiniz diye bir konuşmalar oldu Cumhurbaşkanımızın. Ondan sonra Rıfat Bey bu konuyu üstlendi. Bakın TOK'ta Rıfat Bey'in çok büyük emeği vardır. Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun çok büyük emeği vardır. Bütün çalışmaları beraber yürüttük. Bu özel sektörde işte 5 baba yiğit bulunmasında 20'den fazla firmayla beraber görüştük. Çok önemli katkıları var. Çok büyük emekleri var. Buradan kendisine teşekkür etmem gerekiyor. Şunu ifade edeyim. Yerli otomobil demek ne demek? Yerli otomobil demek IP hakları, yani fikri ve sanayi mülkiyet hakları Türkiye'ye ait bir otomobil demek. Evet. Türkiye otomobil üretmiyor mu? Üretiyor. Ama fikri ve sanayi mülkiyet hakları bir başka ülkeye ait
bir başka ülkenin firmasına ait otomobil üretiyoruz. Bakın Türkiye son 50-60 yılda otomobil sektöründe ciddi hamleler yaptı. Bugün Türkiye'nin üretim noktasında hiçbir eksiği yok. Türkiye'de çok ciddi bir yan sanayi var. Otomobil yan sanayisi var. Bakın üretim konusunda Çin çok rekabetçidir ama bizimkiler daha iyi. Şöyle örnek vereyim. Mesela Avrupalı bir otomobil firması sipariş verecek bir parça için. Mesela Çinli firmalar büyük meblağlara teklif verirler. 100 bin, 1 milyon adet, 100 bin adet. Evet. Ama bizimkiler 1000 adet onu da teklif verir, üretir gönderir. 10 bin, 10 bin de gönderir, 1 milyon da gönderir. Dolayısıyla bizim yan sanayimiz çok esnek ve çok güçlü bir yapısı var. Bizim çok ciddi tasarım mühendislerimiz var. Üretim mühendislerimiz var. Ciddi bir yan sanayimiz var. Artık Türkiye'nin kendi otomobili, kendi markası olması elzem. Bakın biz dünyanın en gelişmiş ilk 10 ekonomisi arasına girmek isteyen bir ülkeyiz. AK Parti'nin hedeflerinden birisi evet. Türkiye'yi en gelişmiş ilk 10 ekonomi arasına sokmak. Bakın bu ülkelere bakın. Almanya. Ben size en az 4 marka sayarım. Japonya. En az 4 markası vardır. Evet. Fransa, İngiltere. Gerçi İngiltere otomobilden çekildi. O finans sektörüne kaydı. Ama Türkiye'nin belki de bundan sonra sadece bir markası değil, birden fazla markayı üretmesi, oluşturması gerekiyor. Şimdi evet artık milli gururumuz yollarda. Tekerine de taş değmesin. Hayırlı olsun inşallah. Evet inşallah. Bütün Türkiye'de görmüş oluruz caddelerde, sokaklarda. Kesinlikle. Görmüş oluruz. Şimdi Sayın Başkanım seçimler yaklaşıyor. Sayılı günler kaldı evet, genel seçimlere. Evet. Ben merak ediyorum düşüncelerinizi. Şimdi siyasete gelince, genel siyasete gelince gerçekten bizim partimiz AK Parti ve onun lideri Sayın Cumhurbaşkanımız son 6 ayda Türkiye'nin kronikleşmiş sorunlarını çözdü. Bakın EYT sorunu biz çözdük. Evet. Son bakın dönemde çözüldü. Asgari ücretten EYT'ye emeklilerin durumlarının iyileştirilmesine kadar bütün sorunları biz çözdük. Şunu ifade edeyim. Türkiye'de bir ekonomik çalkantı var. Yani Türkiye'de ekonomide daha doğrusu hayat pahalı noktasında bir takım sıkıntılar var. Bakın Türkiye ilk defa Türkiye dışarıda, dünyada, Türkiye dışında oluşmuş bir krizin, bir ekonomik krizin sıkıntılarını yaşıyor. Ben hep şunu söylüyorum. 94 krizini yaşamış birisiyim. 94 krizi. Evet. 94 yılı krizinde, Türkiye'deki ekonomik krizde dünyada kriz yoktu. Türkiye'de kriz vardı. Yani bizim hükümetlerimizin çıkardığı bir krizdi. Bizim kendimizin çıkardığı bir krizdi. 2001 yılı ekonomik krizi Türkiye'de yaşadık. Yine dünyada bir kriz yoktu. Ama Türkiye'de kriz vardı. Bizim hükümetimizin çıkardığı bir krizdi. Bugünkü kriz, bugünkü ekonomik dalgalanma diyelim, hayat pahalı diyelim. Evet. Bunlardan çok farklı. Dünyada bir kriz var. Bu kriz bizi silkeliyor, bizi zorluyor. Biz de nasibimizi alıyoruz bundan. Evet. Yani bunu vatandaşlarımızın bilmesi gerekiyor. Yani ilk defa Türkiye kendisinin çıkarmadığı bir krizle savaşıyor. Ve bakın biz dünyadaki hayat pahalı, bakın hayat pahalı dünyada da var. Fiyatlar dünyada da arttı. Bu dünyadaki fiyatların artması bizi etkiliyor. Biz ülke olarak, Türkiye olarak dünyadaki fiyat artışlarını engelleyemeyiz. Ona gücümüz yetmez. Yapmamız gereken şey kendi halkımızın, kendi toplumumuzun alım gücünü yükseltmek. Sayın Cumhurbaşkanımızın da yaptıkları bu. Asgari ücretin 2800 liradan 8500 liraya çıkmış olması, en düşük emekli maaşının 7500 liraya çıkarılmış olması, bütün bu amacın sonucu aldığımız tedbirlerdir. Evet. Ben bu seçimlerden çok umutlu musunuz? Umutluyum. Kesinlikle umutluyum. Milletimiz kimin neyi yapabileceğini çok iyi biliyor. Bakın karşıya bakın. Yecide bir masa var. Yani nasıl söyleyeyim? Birbirine benzemeyen 7 grup. Gerçekten bakın tek çılgın projeleri AK Parti'yi
iktidardan indirmek, Cumhurbaşkanımızı iktidardan indirmek. Tek çılgın projeleri bu. Ben milletimizin bunu gördüğü kanaatindeyim. Bu yedili masanın dış desteği var, dış irtibatları var ve gerçekten bunların ülke yönetiminde konsensüs sağlamaları mümkün değil. Çünkü evet, çok ciddi temel farklılıklar var. Bakın, Saadet Partili bir vatandaşımızı düşünün. Çok kısa alayım Sayın Başkanım. Hemen. Hı hı. Saadet Partili bir vatandaşımızı düşünün, profiline bakın. Bir de Cumhuriyet Halk Partili bir vatandaşımızın profiline bakın. Yan yana koyun. Bunlar nasıl anlaşacaklar? Bu masa uzun sürmez. Ben bunun hani toplum nezdinde çok güven verdiği teşkil kanaatine değilim. Teşkil etmediğini düşünüyorsunuz. Seçimlerden iyi bir sonuç alacağız. Evet. Hatta Düzce'ye de güzel bir sonuç almak için çalışıyoruz ve başaracağız. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun. Sağ olun. Seçimde efendim, Türkiye'miz için hayırlı olsun inşallah. Sağ olun. Ben de çok çok teşekkür ediyorum. Güzel sonuçları, sağ olun. Sizin vasıtanızla bütün Düzceli kardeşlerimi, Düzceli hemşerilerimi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Efendim, Ülke TV'de Başkanlar Konuşuyor programının sonuna geldik. Bugünkü stüdyo misafirimiz Düzce Belediye Başkanı ve aynı zamanda 65. Hükümet Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Doktor Faruk Özlü stüdyo misafirimizdi. Haftaya farklı bir konuğumuzu Ülke TV ekranlarında ağırlayacağız. Unutmayın, Başkanlar Ülke TV'de konuşuyor. Mutlu hafta sonları. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.